Herkese selamlar. Bahçemizin kabak ekili alanındayız. Şu an itibariyle kabaklarımızda yaklaşık olarak 2 aydan beri hasat yapıyoruz. Bu hasattan beri hiçbir yaprağımızda sararma dahi olmadı. Bahçenin en karlı bitkisi oldu diyebilirim. Şu ana kadar sadece potasyum gübre veriyoruz. Bunun haricinde herhangi bir gübreleme yapmadık. Durum bu şekilde olduğu için de bizim için çok karlı oldu. Normalde bu zamana kadar yaklaşık olarak bir dönüm alana 50 kilogram kadar amonyum sülfat kullanmamız gerekiyordu. Yani azot. Şu anlık herhangi bir sıkıntımız yok. Bunlar ilk tur. İkinci turlarda Temmuz'un ikinci haftası tohumlarını ekmeyi düşünüyoruz. Tohum ekiminden yaklaşık olarak 3 hafta sonra fideler hazır hale geliyor. Fide dikiminden ilk hasada ise 3 hafta geçiyor. Yani yaklaşık olarak 1,5 ila 2 ay arasında tohumdan hasada ürün yetiştirebiliyoruz. Bütün hepsini çekeyim. Gördüğünüz gibi hiçbir sararma dahi yok. Bunun en büyük nedeni vermiş olduğumuz organik madde. Boğanın içinde bayağı uğraşmıştık organik maddesini yükseltmek için. Verim tamamen standart gidiyor. Günlük olarak 80 ila 100 kilo arasında ürün çıkıyor. Ürünleri de göstereyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 meyvemiz var. Her gün bu meyvelerin bir tanesi oluyor. Bu olduktan sonra buna geçiyoruz. Tozlama ise arılar yapıyor. Arılarımız da şurada. Netleyebilir miyiz? Aynen. Şuradakiler arı sandıklarımız. Onlar ile tozlamayı yapıyoruz. Önceki senelerde buradaki çiçekleri yolup pazarda saçını yapıyorduk. Bu sene yapmıyoruz. Tamamen tozlamaya bırakıyoruz. Arada erkek çiçekler. Buradaki arıları göstermeye çalışayım fakat erkek çiçekler kapanmaya başlamış. Kabaklarda şöyle bir durum var. Onu da kabaklara gelmişken göstereyim. Dişi ve erkek çiçekler ayrıdır. Bu yüzden tozlama yapmak için meyvelerin dökülmemesi için bitkilerin tozlanması gerekli. Bizim buradaki tüm alanı arılar tozluyor. Yaklaşık olarak 15 kovan kadar arımız var. Eğer arınız yoksa tozlamayı da şu şekilde yapıyorsunuz. Genelde bu konu hakkında çok sorular geliyor. Kabaklarım ucu sarardı, döküldü. Bu bir tozlaşmadan kaynaklıdır. İki de kalsiyumdur. Kalsiyum eksikliği toprağınızda yoksa tozlamayı da şu şekilde yapıyoruz. Şu erkek çiçek. Onu da göstereyim. Kabak bitkisi her zaman dişisi ve erkeği ayrıdır. Dişi olan direkt meyveler olarak ortaya çıkar. Meyvesi üzerindedir. Şu bizim meyvemiz, çiçeğimiz. Erkek çiçek ise şöyle uzun saplıdır. Ucunda çiçek vardır. Meyve vermez. Erkek çiçeği alıyorsunuz. Şöyle şuradan ikiye bölüyorsunuz. Şuradaki şu kısım tozlayıcıdır. Buradaki tozları biraz netleyelim kamerayı. Şu an netledik. Şuradaki hemen videonun ortasındaki kısmı şuradaki dişi çiçeğin ortasına dokunduruyorsunuz. Böylece buradaki polen diş çiçeğe geçiyor ve çiçek tozlanmış oluyor. Tabii bunu uygulaması biraz zor olduğu için arının kullanımı gerekiyor. Hobi amaçlı yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Erkek çiçeği alıp tekrardan göstereyim. Erkek çiçekte hiçbir zaman meyve olmaz. Sap ve
yüksek kısmından oluşur. Şuradaki orta kısımdaki alnı alıp meyveli olan çiçeğe dokunduruyorsunuz. Olay bu kadar basit. Eğer bitkinizdeki meyve sararıyorsa bunu yapmanız gerekli. Ayrıca kabak bitkisine fazla su vermiyoruz. Fazla su verdiğimiz zaman bitkiler lezzetsiz oluyor. Ayrıca rengi açık oluyor. Su vermediğiniz zaman meyvenin rengi koyu oluyor. Haftada bir defa sulamak kabak için yeterli. Kabak bitkisinde yaptığımız uygulamalar bu şekilde. Bir de son olarak şunu ekleyeyim.